Baba Torik. Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer önemli mücadele de İtalya'da Inter ile Werder Bremen takımları arasında oynanacak. Grupta ilk maçlarda Inter Twente deplasmanında 2-2, Werder Bremen ise kendi sahasında Tottenham'da 2-2 berabere kalmıştı. Şimdi Inter takımı son maçta İtalya Ligi'nde ezeli rakibi Roma'ya son dakikada kaybederek biraz bunun hani moral motivasyon anlamında da ezikliğini yaşayacak. Yani son dakikada yenen gol açıkçası moralleri bozmuş durumda ama her şeye rağmen 5 maç sonunda hala topladıkları 10 puanla şu anda averajla İtalya Ligi'nde lider durumda Inter takımı ama onların aslında Roma deplasmanında son dakikada kaybetmelerinden ziyade en önemli sıkıntıları Diego Milito'nun sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Bu karşılaşmada da oynayıp oynamayacağı açıkçası soru işareti ki yani oynamazsa Inter takımının hücum anlamında çok büyük eksiği olacaktır. Yani Pandev çok fazla iyi bir oyuncu olmasına rağmen Samuel Eto'yu çok fazla destekleyen, hani besleyen bir oyuncu değil. O anlamda Milito'nun olmaması ya da hani oynayabilir karşılaşmada ama oynamayacak olması Inter takımı için çok büyük dezavantaj olur. Werder Bremen takımı ise halen daha yani şaşırtmaya devam ediyor. Çok enteresan bir takım. Almanya Ligi'nde bunu sezon öncesinde de söylemiştik. Yani Werder Bremen takımı her takıma 5 tane atabilecek ama her takımdan da 5 tane yiyebilecek kapasiteye sahip bir takım. Yani çok dengesiz bir takım. Ama büyük maçları özellikle daha iyi oynuyorlar. Yani bakıyorsunuz şimdi Hoffenheim'den 4 yiyor, işte deplasmanlarda 4 gol yiyor, 5 gol yiyor ama mesela Bayern Münih deplasmanında da yenilmiyor. 0-0'lık bir beraberlik aldı. Yine son hafta Hamburger kendi sahasında 3-2 mağlup etmeyi başardı. Yani üst düzey maçları iyi oynuyor. Tottenham karşısında da yine yani iyi bir futbol ortaya koymuşlardı. Her ne kadar kendi sahalarında 2-2 berabere kalsalar da geriye düştükleri maçı çevirdiler. Yani çok enteresan bir takım Werder Bremen takımı. İyi bir kalecileri var. Tim Wiese aslında iyi bir kaleci. Yani vasatın üstünde bir kaleci ama defans hattında oldukça sorumlular. Yani Mertesacker dışında çok böyle kalbur üstü defans oyuncuları yok. Naldo'nun da sakat olması tabii defansif açıdan Werder Bremen'i çok etkiliyor ama en büyük sorunları onların ön libero mevkilerinde. Timborowski'nin yanında oynayabilecek defansif bir orta saha oyuncuları yok. Çok fazla böyle sert oynayan bir takım da değil. Esnek bir takım. Ama tabii hücum anlamında zengin de bir takım. Yani önde Claudio Pizarro gibi önemli bir forvetleri var. Arkada Marco Marin, işte Thorsten Frings gibi duran topları çok iyi kullanan bir futbolcuları var. Yani hücum anlamında Werder Bremen'in çok fazla sıkıntısı olmuyor zaten. Bu yüzden de zaten Werder Bremen'in maçları hep seyir zevki yüksek maçlar oluyor. Yani gollü karşılaşmalar oluyor. Inter takımı da yani hücum anlamında baktığınızda yani Eto gibi bir oyuncuya sahip. Her zaman her yerde çıkıp gol atabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Milito yine çok etkili, tehlikeli bir forvet oynarsa. Karşılaşmada hani ilk olarak düşününce Inter takımının yani aslında kağıt üzerinde çok da açık ara favori olduğunu görebiliyoruz. Yani Inter takımı çok da sağlam bir takım. Ama yani hiç riske girmek istemeyenler için aslında ilk tercihim benim karşılaşmanın üst olacağı yönde. Çünkü Werder Bremen takımı mutlaka bu karşılaşmada gol yiyecektir ama atabilecek kapasiteye de sahip bir takım. Yani rakip kim olursa olsun, isterse Barcelona olsun, Werder Bremen takımı her takıma karşı gol atabilecek kapasiteye de sahip. O yüzden hani benim karşılaşmayla ilgili en garanti tercihim, en garanti hani düşüncem karşılaşmanın üst biteceği yönünde ama tabii diğer bir tercih olarak da Inter tercihi yapılabilir. Inter de bence karşılaşmayı kazanacaktır ama ilk tercihim maçın gollü geçeceği yönünde. Baba Torik.